Evet, Melisa hoş geldin, Akif hoş geldin. Ali Bey, sizin birlikte yaşadığınız Fatma Hanım hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Ali Bey'in eşi, değil mi? Evet, teşekkür ederiz. Melisa, seviyor musun Fatma Hanım'la, iyi anlaşıyor musun? Vallahi biz bir kere telefonda konuştuk sadece. İlk kez mi gördün? Evet, ilk kez gördüm. Ne kadar zamandır birliktesiniz Ali Bey'le Fatma Hanım? 2 yıl oldu. 2 yıldır birliktesiniz. Evet. Şimdi biliyorsunuz eşi de geldi Ali Bey'in. Neden geldi? Bir küpe olayı var. Fatma Hanım'ın küpesini Bursa'daki evde... Bursa'da değil, Ankara'da. Hangi evde? Ankara'da. Ankara'daki evde çalındığına dair bir iddia vardı. Ali Bey böyle söylemişti. Küpe size aitti Fatma Hanım, değil mi? Yok, buna hediye almıştım ben. Yok, hediye almıştınız evet, siz. Benim haberim yok. Sizin haberiniz yoktu. Evet, ben görmedim. Fatma Hanım... O küpe olayına gelmeden sormak istiyorum. Melisa Hanım'a sor. Melisa Hanım'la ilgili düşünceniz ne? Melisa Hanım'la ilgili düşüncemiz kötü bir şey değil. Bizimle olursa, işiyle iyi olursa. İyi yani, iyi. Ben dedim ki gelin oğlum dedim Akif'e. Evet. Silifke'deki evimize oturun dedim. İncir satın dedim. İncir var, ağacı var. Kocaman benim kendimin evim vardı. Mısır satın dedim, kızım dedim, oğlum dedim, şeye dedim, Akif'e söyledim. Evimizde var, içinde doldururuz dedim, gelin rezil olmayın oralarda dedim. Çalışmasını istediniz, onlar ne cevap verdi biz size? Biz de gelelim dedik. Evet. Akif gelelim dedi, sonra Melisa'dan hiç ses çıkmadı, gelmediler. Bir sene olası oldu ben diyeli, değil mi oğlum? Evet. Bir sene oldu. Biz o zaman diğer yayındaydık. Diğer yayında olduğumuz için gelemedik. Sonra Bursa'dayken tekrar çağırdı Fatma Hanım bizi. Gelin dedi, burada dedi, kalın dedi, evde var. Ayrıca dedi. Evim var benim Taşucu'ndaki denizin kenarında. Şöyle tam destek bir evimiz var. Oturun dedim. Ben de gelip yardım edeyim. Mısır pişirme alalım dedim. Pişirelim orada satın dedim. İkiniz beraber evet, olun dedim. O dönem gelmediler. Sonra o gelmediler. Program Melisa'yı sonra... Melisa'yı ben hiç bir kere bir evlenmeden önce bir kere bir gelmişlerdi değil mi kızım? Evet, bir kere geldik. Ondan sonra görmedim. Telefonda da konuşmadık. Kendisi bir kere konuştuk arabada gidiyorlar kendi. Peki bir terbiyesizliği mi gördünüz görmedim, mü evde? Görmedim ben kızım. Görüşmedik ki çocuğun. Görmedim. Peki Ali Bey, siz ne diyorsunuz? Hani evlilikle ilgili konuşuyoruz. Evlilik yoluna girmek istiyorlar Melisa ile Akif. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle diyeyim ya. Kimse evladını, Akif Han'ı diyor ya, beni kötülüyor, ben millete şey diyor diyor. Kimse evladının kötülüğünü istemez. İster mi? İstemez. Tabii. Hele hele Akif'in, benim 2 tane kızım var. Hele hele bir Almanya'daki çocuğum var. Daş, dinlana biraz daş sesi, biraz bağırabilir misiniz? Ben işte dinlana daş değmesini istemem. Tabii. Bunu kendi de biliyor. Ama diyorum ki oğlum, yalan söyleme ya. Siz bunun yalan Bursa'ya, söylemesinden şikayetçisiniz. Bak Bursa'ya bana dedi ki, baba ora nereydi? Balıkesir. Balıkesir'deyik biz dedi. Bak demiyor ki bana, işte hanımımı Konya'ya saldım. Ben Balıkesir'deyim baba demiyor. 200 liraya. Onu neden yani çok deniz, fazla. 200 liraya satıyor beni. Onu daha neden demiyor? Çok sen fazla kızın... farklı konuşmalar var. Neyse ben o zaman şuna geçmek istiyorum. Ver, şimdi en son bakayım. Küpe hırsızlığı. Ya, siz dediniz ki be. Hırsızlığı var, o yüzden ben istemiyorum. Ben öyle hırsızlığı, mursuzluğu kabul edemek biz. Hele hele aileme yani... Çeşitli laflar söylemiş de şu anda söyleyemiyorum. Tamam mı? Hele hele benim kızıma. Bak oğlum adam olsa. Ben oğlumu yaz. Bak burada diyor ki kötülüyor diyor. Oğlum adam olsan. Annene o lafı söyletmen. Ben onun annesine hiçbir annene şey söylemedim. Annene laf söyletmen artı. Yanında büyümüş olduğun. Yanında büyümüş olduğun. Ezgi'ye. Kesinlikle onu söyletme. Kızın döverken iyi beni. Senin kızın beni gelecek dövecek, ben hiçbir şey bunlar yapmayacağım. Bunlar ev yapmayı düşünmüyor. Dayak yani yiyoruz. Ev yıkmayı düşünüyor. Yani ben bunları hanımım diyor ya. Bence de olmaz. Hanımım diyor ya işte çağırdım. Mısır satak. Mısır doğru. Doğru mu? Evet. Tamam biz inkar etmiyoruz. Ev vereyim dedi. Gelin oğlum. Gelin rezil olmayın dedim. Çağırdı diyoruz biz de zaten. Ev vereyim. Bah vereyim. Tek ben mısırını pişireyim dedi. Bak. Buna bak, bunun yaşına bak.
Yani siz Melisa'nın ve Akif'in çalışmakta gözü yok diyorsunuz. Çalışmakta gözü yok gibi de ev kurmayı istemiyor. Ben bunu şimdi götürsem ikisini götürsem evime koysam sabahleyin ben bu kadından ayrılmam lazım. Doğru söylüyorsun ya. Ev yıkıyor, ev yapmıyor. Doğru. Niye? Nasıl, ne yapıyor mesela? Bursa'daki evi de yıkıyor. Orada burada TikTok'a giriyor, daha bir şeye TikTok giriyor. Ya. Daha TikTok'a giriyor ya. Bir şeylere giriyor. Misal beni tanıyor ya. Benim TikTok'uma giriyor. Bir şeyler yazıyor oradan. Ne yazıyor? Hani para ya? Göndermiyorum ya. Para göndersem bak, yaz. Bak. Ya beni istemiyorsunuz değil mi? Beni istemiyorsunuz. Beni niye çağırıyorsunuz ya? Ya biz seni çağırmadık niye çağırıyorsunuz zaten? Kardeşim bana açıklayın. Sen Esra Hanım'ın bana misafirisin. Ya sen Esra Hanım'ı sil şuraya koy. Allah razı olsun ben misafirim. Beni niye çağırıyorsun? Biz seni çağırmıyoruz. Bizim senden 200 milyon gönderseydim. Bak, biz senden para falan istemedik. Seninle para münasebeti yapan oğlun. Oğlun bak senden ya, parayı istiyor. Ben seninle yöneten kim kızım sensin? Ben seninle konuşmuyorum ha, bile. Sensin ben sen. Ben bunu nasıl yöneteyim? 27 yaşında bunu yöneten ya sensin. Nasıl yöneteyim? Aklı bir ha, başka kızlarla konuşmayı bildiği şu gibi. Şu kadın başka olmadı, kadınlarla konuşmamı yönettiğim bak, gibi. Senle olmadı, de konuşmamı yönetiyorum. Demek orada şalvar giyiyor. Giyeceğim değil mi benim yanımda? Büyüklerin burada ne tek giyeceğim? Konuşma. Tabii. Sen var ya sen. Sen. O kadar boyun var ya o kadar da yerde var. Evet var. Ha. Senin oğlun da böyle de. Hı. Bunun bir de görünmeyen tarafı var. Nasıl görünmeyen? Oğlunu benden iyi mi tanıyorsun sen? Sor oğluna. He? Daha bir senelik tamam, işin işte. Ya. Sen seslenme bakayım ne var oğlum ne yapıyor kızım? Ya, ne yapıyormuş oğlanın oğlan bir soralım. Her şeyi yapıyor. Neci yaparmış bu oğlanın suçu neyin söyleyin bakalım. Sen buna her şeyi yaptırıyorsun. Ne yaptırıyorum seni ben senin gelin oğluna? Olarak kabul etmiyoruz biz. Ne yaptırıyorum tamam ben senin ya oğluna? Bir şey yaptırdığı yok. Git yani. Nereye gidelim. Şey peki Ali Bey, ya. Melisa Akif'e Allah ne yaptırıyor? Allah. Her şeyi yaptırıyor. Ne mesela? Her şeyi. Adamı kestiriyor. Bir tane söyleyeyim bir şey. Bunun amacı ne biliyor ne musun? Bunun amacı. Neymiş? Evlenecekler ya. Evet. Şimdi bizim izin verdik. Evlenecek ya. Yarın dört gün sonra bıçaklatacak. Kimi? Bunu. Ben biliyorum. Senin oğlun bana şiddet uyguluyor. Bunu bıçaklayacak, bıçaklatacak. Bu hapishaneye gidecek, öbürü de şeye gidecek, tamam. Senin oğlun bana şiddet uyguluyor. Sen neden yani sizin demek bana istediğiniz şu. Cevap versin. Ali Bey şunu demek Allah istiyorsunuz. Karıştım. Bunlar zaten hiç anlaşamıyor birbirlerine. 12'de saat 12'de. Bir dakika Akif devamlı oradan sessiz ne diyorsun Akif Melisa'ya? Konuları karıştırma diyor başka konuları. Karıştırıyor hangi konuları adam karıştırıyor? Adam orada konuşuyor konuları karıştırıyor. Eskileri boş ver kızım. Ben seni nasıl dinliyorum sen de beni dinlemek zorundasın. Senin iftiralarını mı dinleyeceğim ben? İftira değil. İftira. Gerçek bu biliyor. Ha gerçek. Bu biliyor. Konuştun o zaman. Dur sen bir otur. Elli mi? Otur ya. Otur ya. Otur. Otur diyorum. Kadını da günah be. Oturun. Seslenme. Kadına yazık günah. Büyüklerin karşısından seslenilmez ya kızım. Seslenme. Kocan konuştum. Kocan konuştum. Kadına yazık günah ya. Hadi gidelim. Gel. Ya bir öğrenelim. Kalsın. Fatma Hanım benim misafirim. Kalsın Ali Bey. Şimdi bahane ben de şunu söyleyeyim. Sen de benim misafirim. Bak ben bir şunu söyleyeyim. Otur. Bir insan arkadaşlar. Nasıl söyleyince kızaracak. Aynı anda konuşmayın. Tamam, İftira olduğu için kızarmıyorum. Eşeğin hatırı için kızarmıyorum. Fatma Hanım sesiniz geliyor. Aynı anda konuşmayın. Ha? Tamam. Tamam ben konuşmuyorum. Tamam. Bir insan. Şunu sen bana yardım mı ettin? Bunun ben de babam böyle öğretti. 40 yıl hatır olur. Onlarda hatır yok mu? Sen hatır de değil. Günah da böyle. Doğru. Günah delisi bunlar. Benim oğlumu 12'de dövüp dışarı salan bu. Kalan. Vay be. Tüh sizin kalıbınıza kim gördü? Tüh sizin kalıbınıza kim gördü? Al. Söylesene. Reziller. Söyle. Sen niye bağırıyorsun? Reziller. Sen niye bağırıyorsun? Söylesene. Neyi dövdü? Kim sizi dövdü? 12'de bunu dövmüşler. Geçen bana dövdü telefon açtı. Reziller. Biz yaşam içinde bunların tezlerinde kalırken. Siz rezil değilsiniz de biz mi? Bir dakika. Konuşturayım. Akif ne oldu? Ne başına geldi? Otur Ali Bey siz. Teyzesinde kalırken evet. Esra abla. Ondan sonra bununla biz kavga ettik. Kavga ettikten sonra bunun teyzesi dedi ki sen dedi istemiyorum. Çıkın gidin dedi. Bu da dedi ki gelmem falan dedi. Ondan sonra bunda benim kartım vardı. Kartımı ondan sonra numarasını değiştirmiş. Bilmem kapattırmış. Halbuki ben markete gidiyorum. Basıyorum red geliyor. Basıyorum. Ben bunu arıyorum.
Yağmur şakır şakır yağıyor. Görürsün. Buyur. Şakır şakır. Sonra sor bakalım ben... kim gidip almış onu? Bir dakika, bir dakika. Her altı milyon ya. Dur, bir dakika anlatayım. Sen bana burada iddiaları at, ben sorayım. Ne olur? Ne olur? Gelip buraya şov yapıyorsun. Bir dakika. Şey, Ali Bey. Hakimin yerinde olayım. Ali Bey. Sen hakimin yerinde olamazsın. Şu erkekse, benim oğlumsa. Hayır Ercan. Seni var ya. Tamam. Üç dakika dur. Defolsun gitsin be. Hem anlatacak. Ali Bey'in yanında mı duracak? Çık. Defolsun gitsin. Ali abi gel biraz sakin. Defolsun gitsin. Hem aldatacak hem yanında sen duracak. Sen nereye gidersen git. Sakinleşmiyorum. Biraz sakinleşin Ali Bey. Biraz sakin olalım. Ben seni seviyorum. Ya anneciğim tamam da bağırma. Bir insan böyle yalan konuşmaz ya. Seslenme ne olursun. Buna böyle lazım. Buna böyle lazım. Seslenme. Bak büyüklerimizin karşısında biz de hiç seslenmedik. Dinlemiyorlar annem dinlemiyorlar. Adam tutturmuş bir şeyi dinlemiyor dediğini ya. Dediğini tutmuyorlarsa ayrıl kızım. Tutuyorlarsa da sen de seslenme. Fatma gel sen otur gel sen otur. Akif gel. Ne oldu bu baban? Hani siz kaç gündür otelde bir problem mi yaşadınız ekstrada? Başka bir şey mi oldu Akif? Ne oldu? Yine başka bir kadınla konuştuğunu yakaladım Esra Hanım. Bak. Ha, tamam. Yine başka bir kadınla konuştuğunu yakaladım. Ne zaman? Artık yeter. Ne zaman yakaladın? Dün gece. Ne gördün? Kızım biri bundan izin almış. Denize gidebilir miyim aşkım diye. Aa. Benim adıma niye konuşuyorsun o zaman? Konuşurum. Bak benim adıma konuşuyor. Çünkü. Benim adıma niye konuşuyorsunuz? Benim bir dakika ne yazmış kadın? İlk benim söyle. Hesabımdan ilk evet. Önce bir kıza mesaj atmış. Ne yazmış? Ben Muhammed'le ayrıldım. Benim kendi ismim olan hesabımdan ben Muhammed'le ayrıldım. Muhammed seni seviyor diye. Aa, sonra... Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kıza yazıyor bunu. Evet, ben senin işim adına. Gibi. Ha. Ben o hesabı kullanmıyorum. Hesaptan bu yazıyor. Sonra kendi hesabına giriyor. Yaptın? Kıza yazıyor ki ben Muhammed ben seni seviyorum diyor. Kızla bunlar sevgili oluyorlar. Ne zaman? Ne arada sevgili oluyorlar? İki günde sevgili oluyorlar. İki günde sevgili oldular. Lan yalan konuşma. Yalan değil konuşma. Ben attım kanıtları. Bak yalan konuşma lan. Yalan konuşma. Yalan değil. Yalan konuşma. Yalan değil. Yalan konuşma. Herkes seni biliyor. Dün kızla da konuştum ben. Konuştu kız ne diyor? Kız diyor ki benle diyor konuştu diyor. Seni diyor başkasıyla yakıştırdığını söyledi. Başkasıyla konuştuğunu lan, söyledi diyor. Lan yalan söylüyor kız. Lan yalan söylüyor. Lan yalan söylüyor lan. Kız yalancı sen doğrucusun lan yalan mi? Söylüyor bak beni çıldırtma. Çıldır. Canlı yayın açıyorsun herkes sana yalancı dolandırıcı sahtekar diyor. Kanıtlama kanıtla. Ne kanıtı var? O zaman diyeceğim ki kardeşim ben gidiyorum diyeceğim. İstemiyorum zaten. Abi ben de seni istemiyorum. İstemiyorum. Allah Allah. Beni bırak. Yani siz evliliğiniz için gelmediniz mi? Böyle aldatarak mı olur Esra Hanım? Bana aldatma aldatma yok. Niye yalan söylüyorsun yalan sen değil. Lan? Yalan değil. Sen niye yalan değil. Söylüyorsun? Yalan he? Değil. Sana iftira atan kimidir bana söylesene bir. İftirayla alakalı i̇ftirayla değil. İftirayla alakası yok İftirayla mu? İftirayla alakalı oğlum, değil. Git sen senin git. Kadın otelde bir adam görüyor iyi diyor böyle yapıyor. Lan adama selam veriyorum. Senin gibi niye gidip de sevgili olmuyorum kimseyle. Gözlerine niye bakıyorsun? Ya, ya, senin gibi sevgili olamıyorum. Niye bakıyorsun? Senin gibi onu sevgili söylesene. Olmuyorum ben. Onu söylesene diyorum. Senin gibi dakika, sevgili olmuyorum. Bir dakika ben bir şey olmuyorum. Söyleyeceğim. Bir dakika. Böyle nasıl evlilik olacak? Siz nasıl evleneceksiniz? Yok abla yok aman gözünü seveyim. Böyle, Allah aşkına yok. Soracağım böyle evlilik olur mu? Birbirine bir şey yapar. İki yıldır bir aradasınız. Kardeşim ben sana diyorum ki. Bak alışmış kadınlarla konuşma. Bak ben sana diyorum ki ben kadınlarla mudurlarla konuşmuyorum. Ben sana diyorum ki. Ben yalan konuşuyorum. Bak ben sana diyorum ki. Öyle bir şey varsa diyorum ben seni aldatıyorsam ya diyorum. Ya aldatıyorsun attım tamam, kanıtları. Tamam aldatıyorsam diyorum git diyorum ya. Gideceğim zaten. Abi git. Attım kanıtları ben. Abi kime atarsan at git diyorum bir abi. Bir dakika git, siz git, bir buçuk git, yıldır birliktesiniz git. Ne oldu böyle? Sen gerçekten başka kızla konuştun mu? Ya abla gerçekten konuşmadım yemin ya. Ediyorum. Gerçekten konuşmadım aldın ya. Aldın mı görüntülerini? Evet aldım attım hatta. Ya nereye atmış bir bakalım o da bir bakalım. Kız ilk şey kızı nereden tanışıyor bu kızla? Bilmiyorum nereden tanışıyor. Facebook'tan yazmış. Kız itiraf ediyor konuştuklarını. Aha. Ben kızla konuştum. Sen dedim Muhammed'le sevgili misin dedim. Evet nişanlına söyle o zaman dedi. Senden başkasına bakmasın dedi. Lan yalan konuşma lan. Peki yalan bu kızla konuşma. Sen birebir telefonda konuştun. Evet konuştum. Telefonda mı konuştun? Mesajlaştık yani. Mesajlaştınız. Numarasını evet. İstedin ondan sonra numarasını vermedi kız.
Senden... Kız itiraf ediyor sizin peki sevgili olmuşlar. Peki bu kıza denize gidiyorken gidebilir miyim sorması nedir? İşte bunlar sevgili olmuşlar. İzin alıyor. İzin alıyor sevgilisinden. Aşkından izin alıyor denize gidebilir miyim diye. Ya abla başka bir konu var. Bunun içinde başka konu var. Burada ben açıklamıyorum. Söyle açıkla ne konusu var? Ben açıklamıyorum. Buna zamanında biz başka kanaldayken şerefsizin biri şey yaptı. Buna iftira attı. Ne iftirası attı? Bu kız da güya o adamın sevgilisiymiş. O adamın sevgilisi değil. Ben o kızdan acısını aldım. Ne kadar gerçekten saçmalık. Gerçekten normal değil bak. Bu peki normal bir dakika. Değil. Biri hiç hakaret içermeden biri ne demiş Melisa'ya nasıl bir iftira attı? Çok kötü bir Melisa iftira attı. Melisa benden bebek bekliyor demiş. He. Melisa benim odama geldi. Ondan sonra benden hamile böyle şeyler konuştu. Bir erkek böyle söyledi. Ha. İftira onun attı. Da onun sevgilisi olduğu için ben bunun acısını aldım. Bu kadar. Gerçekte sevgilisi diyeymiş bu olay. Gerçekte sevgilisi mi onun? Hayır değilmiş. Ya sevgilisi abla ya sevgilisi ya. Benim peşimi dedi bırakmıyor dedi daha konuşuyorum dedi. Ben de ha öyle mi öyle dedim. Tamam dedim. Ben gerçekte sevgili olmadım ki. Hatta niye, ben... Niye intikam alıyorsun sen böyle bir şeyden? Niçin intikam oğlum, alıyor yani? Niye iftira attısan o zaman? Atsın. Başka şeyler benim de dedi. Benim anlam açık. Başka şeyler de dedi. Benim anlam açık sonuçta. Başka şeyler de dedi. Hatırlıyorsun değil baban mi? Baban da o kadar iftira atıyor. Babandan kim? Da intikam al o zaman. Alırım. Değil mi? Baban ne diyor hırsız diyor uğursuz diyor bilmem ne ondan da al o zaman. Ya ben sana sen diyorum ki. Sen iftira atandan intikam alacaksan senin dünyayı yakman lazım. Adam iftira atıyor adamın gidiyor sevgilisiyle sevgili oluyor. Ya kardeşim ben sana peki, ne dedim? Ben bu sana iftira ne dedim? Atan kişiyle başka bir görüşme mi görüşme olmuş mu gerçekten? Hayır. Ya hayır. Allah bilim, benim haberim yok bana geldi dedi ki Melisa benim odama geldi dedim Melisa. Bana. Peki, ben de onun acısını almak için çok güzel bak, aldın acısını, acısını kendini rezil ettin. Böyle bir durum var mı yok? Yok. Neyin acısını alıyorsun? Yalan söylemiş. O zaman niye sen diyorsun ki? Ne diyorum ben? Sen ondan sonra bununla konuş şununla konuş diyorsun ya. Kimle konuş sonra, diyorsun be? Kimle he? Konuş dedi. Sen kızla benim adımla konuştun. Evet. Niye sizin sevgili olduğunuzu çıkarmak ben... için. Bu ne lan, zaman oluyor bu dün gece. Ne zamandır devam ediyor bu? Bu kızla konuşma. Bunlar iki gündür sevgililermiş. Bir, gün ya, bir dakika gün. İki günde mi sevgili olunuyor mu hemen? Evet. Alo merhaba sevgili mi olduk? Nasıl bunlar bir şey bu? Bunlar konuşmuşlar sevgili olmuşlar. Bir lan, günde. Bir gün, ve lan, bir kız gün, da lan. Şunu iddia ediyor. Benim misafirliğe gittiğim evdeki adamla Akif'in beni yakıştırdığını iddia ediyor. O ne demek kime ya? Kime diyor lan? Yalan söylüyor diyorum yalan. Yalan söylüyor öyle bir şey demedim diyorum. Kızın iddiaları bunlar. Kızın iddiası niye inanıyorsun? Bir günlük adama mı inanıyorsun? İki senelik yanında adama mı inanıyorsun? İki senelik adam beni bırakıp giderse kime inanacağım? Kardeşim Allah'ım. Bana o zaman... Öyle demeyin. Öyle demeyin. Otogardayız. Terbiyesiz. Otogarda iniyor. Kötü söz söylemeyin. Otogarda yanında bir kadın iniyor. Var kadın. Sen diyor kadınla diyor niye konuşuyorsun diyor. Yardım etti var ya Sevda. Şunu engelledim bu diyor. Bu arada... Bir şeyde sen Fatma Hanım'ın yanına otursana bir Akif. Fatma Hanım'ın yanına otur, otur şimdi. Otur. Sevda Hanım varmış İplik hattımızda. Alandı. Para yollayan ah. Kadın. Sevda Hanım merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Anneciğim de bağlandı. Yani biz günlerden beri aslında sizinle alakalı konuyu konuşuyoruz. Siz sanırım bir yardımda bulunmuşsunuz ama Melisa... Evet. Bu yardımın farklı amaca döneceğini ya da babasının sizi sanki hani bir duygusal ilişki için tuttuğunu söylüyor. Yok hayır. Üzülme. Hayır öyle bir şey söz konusu ya değil. Abla ben... Zaten... Bir cevap versin Fatma Hanım. Ha. Evet müsaade ederse Melisa Hanım'la Muhammed Bey. Tabii şöyle, buyurun. Ben zaten Melisa Hanım'a iki gün önce bana Muhammed'in mesajını attım bana yazdı. Babamla seni konuşturacağım anneciğim diye. Zaten bu yüzden bana küfür etti Melisa Hanım. Melisa Hanım ağza alınmayacak. İlettim. Peki neden size küfür ediyor? Neden bana küfür ediyor? Şimdi şöyle ben onun yuvalarıyla Instagram'da içindir. Tanıştım Melisa Hanım'la. Melisa Hanım'la Instagram'da tanıştım. Teyzesine yardımda bulundum. Bunu kendisi de biliyor, inkar edeceğini düşünmüyorum. Melisa Hanım'ın teyzesine mi yardımda bulundunuz? Tabii ki evet. 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 Daha sonraya ilerleyen zamanda Muhammed benim numaramı almış. Melisa'dan benimle irtibata geç. Abla dedi o zamanlar bana. Neden? Neden? Abla. Önce abla dedi. Hitaben abla dedi. Hayır. Neden onunla irtibata geçmenizi istiyor? Yani Melisa'nın telefonu her gün olmuyor. Sadece evde oluyor Wi-Fi'si dedi. Sen bana buradan yaz abla dedi. Sonra 3-4 güne bir
Sıkla ben ona para gönderdim. İyi bana bunu tamam, defol da ne diyeyim beyaz. Tamam, doğru diyorum, daha ne diyorum, Akif'e diyorsun lan. Doğru diyorum işte. Akif Bey'e mi para gönderdiniz siz? Allah Allah. Beyaz TV'ye de dekontları sundum. Daha da dekontlar var. Şu an yurt dışındayım. Ben bu arada Türkiye'de yaşıyorum. Almanya'da değil. Ve evliyim. Benim eşim de emniyet kol, yani polis memuru. Bunu kendisi de biliyor. Peki, ama ısrarla Sevda Hanım, ben şunu merak görmedim bile Sevda Hanım. Yüz Sevda gelmedim. Hanım. Sevda Hanım. Bakın, siz evet, neden Akif Bey'e 3-4 günde bir para yolluyorsunuz? Evet. Hepsinin dekontunu beyaz. Hayır, neden? Sundum. Neden? Neden? Çünkü söyleyeyim sebebini. Şimdi sürekli beni arıyordu. İşte ben yolda kaldım. Beni dövdüler. Doğru söylüyor. Kadın olmaz. Doğru söylüyor. Sürekli Melisa'yı kötülüyor. Ben de ona diyordum ki. Beni kötüleyerek para çekiyordu insanlardan. O paraları kim ödemiştir? Ben de kendi ödüsü. Bir dakika. Neden bu bayanı kötülüyorsun? Kim yedi paraları ya oğlum? Çağır beraber yemiş. Adam olaydın. Bir saniye. Beni dövmeyeydin. Kim dövdü lan seni? Evet, sen beni otellerde dövüyorsun. Kes lan. Sen beni otellerde dövüyorsun. Git adama. Gideceğim zaten. Böyle anlaşılmıyor. Üst üste konuşmayın. Ben bir Sevda Hanım'a soru soracağım. Adam annem ne diyorsun? Beni kadınla yakıştırıyor. Utanmaz. Şşş. Sevda Hanım sizden para istiyordu. Değil mi? Aynen. Ben Melisa de ona 3-4 güne bir Melisa sürekli para gönderiyordum. Melisa Hanım nasıl kötülüyordu Sevda Hanım? Gitti, nasıl kötülüyordu? Eşini, dur dur. Eşini sürekli kötülüyordu. Nasıl kötülüyordu? Olmaz. Ben de ona diyordum ki bak Muhammed güzel kardeşim ya da oğlum hitaben. Sen bu kadını kötülüyorsun, yarın el ele çıkıyorsun. Ya kötüleme evet, ya da doğru. Ayrıl diyordum. Anlatabiliyor muyum? Yani yakışmıyordu. Sonra bu TikTok'a ben girdim. TikTok'ta da bunları canlı yayında görüyordum. Tamam. Şimdi Sevda Hanım. Sevda Hanım. Yaptığına bir saniye. Sevda Hanım bir saniye. Akif sen bu şekilde şeyler söylüyor muydun? Allah'cığım bu şekilde ben söyledim. Bak ben diyorum ki. Peki kanıtın var mı? Bak ben sana diyorum kanıtın ki. Kanıtın var mı bunlar olduğuna dair? Kardeşim ben de... Senin öz dayın sana hayır, bakıyordu. Hayır. Bunu kime anlattın sen? Anlat. Esra'yı bağla. Esra'ya ne dedin sen? Tamam. Bize... Esra'yı bağlasana. Akif. Böyle şeyler söyleme artık. Yeter. Yeter artık. Allah Allah abi ne bağırıyorsunuz? Bir durun bir saygınız olsun birazcık. Anlamıyorum hiç Sevda Hanım'ı. Bağırmayın bu kadar. Abuk subuk şeyler söylüyorsunuz ya kötü kötü. Canlı yayındayız. İnsanlar bizi izliyor. Dikkatli seçin kelimelerinizi. Evet. Sevda Hanım. Sevda Hanım attı mı? Görmedim. Ha. Bir mesaj yazmadım. İşte seni seviyorum, aşkım vesaire. Bunları görse haklı. Özür dilerim ondan. Bunların hiçbirini yapmadım. Daha Muhammed Cuma günü benden para istedi Esra Hanım. Ve pazar günü beni aradı, annem de yanımdaydı ve onun üstüne ses kaydı yaptım. Akabinde de bunu Melisa Hanım'a sundum. Bu ne iyi olacaktı. Sevda ama Hanım, para göndermediğim Sevda için Hanım, bana küfür etti. Sevda Hanım, siz gayet evet. Hani iyi niyetli yardımda bulunuyorsunuz. Ben şu noktayı evet. Belki izleyicilerimiz de çok iyi anlamamıştı. Evet. Şimdi... Neden bu kadar sürekli yardımda bulunmak? Yani 3-4 günde bir şimdi herkesin yani para... Neden? Şimdi bana dedi ki anne, bunların hepsinin mesajı duruyor. Hepsini de sunabilirim. Benim babam olarak gördüm. Ben 45 yaşındayım. 79 doğumluyum Esra Hanım. Göstermiyorum yaşımı. Bir de estetik olduğum için hiç göstermiyorum. Evet gördük. Benim zaten büyük oğlum 23 yaşında. Neredeyse Muhammed'le yaşadı. Askere gitti geldi. Yani bana o şekil geliyordu. Ben de vicdanen ona yardım ediyordum. Biraz acıma duygum çok yüksek. Sadece Muhammed'e değil ben birçok kişiye yardım ettim böyle. Hı hı. Peki size... Ama bunu niçin? Neden Melisa kalkıyor kocama asıldın diyor? Niçin? Yani sadece bunu bilmek istiyorum. Benim çok ağrıma gitti. Bir soralım Melisa Hanım'a. Melisa
Diyor ki neden bana asıldı diyor. Bizim öyle bir şeyimiz hiç olmadı. Çünkü sürekli konuşuyorlardı. Artık yani şüphelenmeye başladı. Sürekli. Bir insanın elinde sürekli bu telefon olup da birinden para isterse karşıdaki insan şüpheleniyor. Lan parayla ne alakası var diyorum sürekli lan. Sürekli para yarıyor, beni kötülüyor. Parayı size gönderiyordum, siz yiyordunuz ben parayı. Ben senin paranın bir kuruşunu yemedim. Yemedin mi? Beraber o parayı da bana göndermedin Melisa zaten. Allah Allah. Hiç düşündün mü o yaş gününü nasıl yaptığını otelde? Hangi parayla yaptın? Hangi yaş gününü? Sor, eşine sor. Neyi? Doğum günü. Ya, daha otelde yaş gününü kutladılar. Bana yalvardı, gömlek kalacak. Hangi parayla yaptın? Lütfen. Lütfen dedi ona doğum tekrar günü diyorum işte. Tamam senin sen doğum günü. Ben hepsini sundum neyi? Beyaz kilde. Tamam kendi bir saniye Sevda Hanım bir dakika. Hangi evet. Doğum günü bu erkek? Ablacığım doğum günü yapacaktı. Ben de üstüm başım yoktu. Evet. Ondan sonra Sevda Hanım'a dedim ki anne yarın dedim pazara gideceğim haberin olsun dedim. Yani dedim bana yardım eder misin dedim. Tamam oğlum dedi. Ne için dedi. Doğum günüm var dedim. Allah rızası için gönderdi kadın. O zaman bu sen kadın ikili gönderdi. Oynuyorsun. Bak gönderdi. Ben sen bir şey demiyorum. Sen ikili oynuyorsun. İnkar. Lan oğlum mesajı ha. Sana da gösterdim lan. Bana sen mesaj falan göstermedin. Lan gösterdim. İnkar etme lan. Hayır. Lan dedim ki Sevda anne dedim. Yarın dedim para gönderecek. Gömlek alacağım. Yarın sen ne alacaksın dedim. Pasta alacağım dedin lan. Yalan söyleme lan. Gösterdim lan mesajı doğru. Lan. Her şey lan. A'dan Z'ye doğru. Ben babasından koyun aldım. Ben kurbanlık aldım. Kurbanlığı aldım. Fakirlere dağıttım orada. Çünkü ben oruç tutmadım. 300 fitremi de şeyde babasına verdim. Bu Melisa'yla hiçbir alakası yok. Bağımsız bir şey. Zaten Muhammed beni babasıyla tanıştırdı. Anne dedi babam Ankara'ya geldi. Resmini de attı. Seni konuşturacağım dedi. Yani ben babasını Muhammed'den tanıdım. Buyurun burada da anladım. Mısın? Babayı da yani burada babanızı Akif'ten sonra. Akif ama hayır benim var. Şunu anlamıştım. Tabii. Ben önce Akif Ali işte, Bey'i tanıdığınızı Muhammed sanıyordum evet. Ben. Ben de öyle sanıyordum. Hayır. Mesajını attı bana. Babanla konuşacağım dedi. Babanla konuşacağım. Akif bana dedi ki. Melisa, babamla önce. Bir dakika Ayla Hanım biz bir saniye Sevda Hanım. Bir saniye. Bir saniye. Akif bana dedi ki. Babamın telefonunda dedi Sevda'nın numarasını gördüm. Farklı isimle dedi. Hı-hı. Babamla önceden tanışıyorlarmış dedi. Şimdi de öğreniyorum. Akif, lan öyle bir Akif, şey demedim mu? Lan. Bak öyle bir şey demedim babamın lan. Babamın telefonunda Sevda'nın numarasını gördüm. Aramışlar konuşmuşlar demedin mi? Tren garından babana aldığımız zaman Ankara'dayken. Ne zaman dedim lan? Öyle susarsın işte. Lan ne zaman dedim? Sahtekar mısın oğlum sen lan? Oğlum cümle alem biliyor senin sahtekar olduğunu. Akif herkese farklı nasıl mı konuşuyorsun lan? Akif? Evet. Herkese farklı Allah'ım bir şey mi anlatıyorsun? Sen? Allah için bana de ki buna inanıyorum. Sana mı inansın? Canlı yayın açsın. Burada canlı yayın açsın. TikTok'ta nasıl oluyor bak. E tamam birlikte de oynamışsınız. TikTok'ta herkes diyor ki yalancısın sen diyor. Doğru. Ya insanların ne dediği önemli değil. Esra Hanım'a diyor ki burada insanların Esra Hanım var. İnsanların ne dediği önemli benim kendimi bir dakika bir dakika önemli. O değil o değil başka. Değil, o değil aynen. Esra Hanım'a diyor ki bir tane tanıdığı evet. Esra Hanım Sevda Hanım da biliyor. Bu Esra'yı Sevda Hanım da biliyor. Esra Hanım'a diyor ki Esra Hanım diyor. Benim diyor Muhammed'le gidecek yerim yok diyor öbür kanaldayken. Fatma Hanım nereye gidiyor? Fatma Hanım. Abla zaten. Diyor bize bir diyor 2 artı 1 ev, bir artı tamam, bir tamam, ev tutun diyor. Peki Akif, Esra Hanım da diyor ki Akif bu kadar kötü düşündüğün kadına niye evlenmek istiyorsun? Abla ben sana diyorum ben anlatıyorum madem işte. Madem bu kadar ben namussuzum, madem bu kadar ben kötüyüm, niye kendini öldürecek kadar yanımda sen durmam için durdun? Sen o zaman otogarda gelip de hak ediyorsun. Bu kadınla... dedin. Kötü demedin kötü konuşma mi? Canlı derim. Yayında. Demedin mi? Derim. He? Bana onu kötüleyen sen oldun. Ben ne kimse diyorum o ne diyor ya? Akif ben şunu soruyorum. Bu kadar kötülüyorsun, başkalarına da kötülüyorsun. TikTok'ta da böyle yazıyorlar diyorsun. Neden bu kadınla birlikte? Abi istemiyorum gitsin. Ben de hayda. Vallahi beni anlamadın. Böyle de evlilik nasıl yapacaksınız bilmiyorum. Gitsin, ya birbirinizi gitsin Esra abla. Arkanızda duruyorsunuz. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi bizde psikologlukta çift terapileri vardır. O çift terapilerinde de çiftleri aldığımızda hep böyle insanlar içlerini döker. Gerçekten orada da böyle herkes tartışır birbirlerine hani birazcık girerler yani. O yüzden de insanların gerçekten kendilerini dökmeye ihtiyaçları var ama ben hep şunu merak ediyorum. Şimdi burada dökülüyorsunuz birbirinize öfkenizi, nefretinizi diyeyim artık o kadar öfkenin de üst boyutu var. Ama sonra gidiyorsunuz evde birlikte uyuyorsunuz, yatıyorsunuz aynı odada. Yani böyle bu kavgalar orada da devam ediyor mu? Ben onu çok ediyor. Merak ediyorum yani. Ediyor Esra Hanım.
Ay tehlikeli bu o zaman yani. Siz gerçekten anlaşamıyorsanız hiç aynı odada da kalmayın ya siz. Ya ablacığım ben kötü aynı bir şey otelde demiyorum. De kalmayın. Yani ben korktum böyle birbirinizin üstüne yürüyorsunuz. Burada hadi ben varım. Ne olacak odada evde? Tek başınayken her şeyi yapabilecek biri. Niye o zaman tutturuyorsunuz evlilik diye? Daha siz sevgiliyken anlaşamıyorsunuz ya. Ablacığım ya. Ben kötü bir şey demiyorum. Eğer ben böyle daha ne diyeceksin sen de kötü bir şey demiyorum. Ben böyle bir insansam diyorum. Bak eğer gerçekten ben böyleysem. Git diyorum anam baban seni niye kabul etmiyor kardeşim? Ben biliyorum. Neymiş? Ben biliyorum. Niye kabul etmiyor? Niye kabul etmiyor anne babası? Ya ben burada açıklamak istemiyorum ha. Niye bak, kabul etmiyorlarmış? Açıkla. Lan bak benim... Annem benim ayağımı kıran insan. Bak, ayağımı babam niye, bana 15 sene bakmayan ki? İnsan. Bak ben sana kabul etseler ki. Ne olur, etmeseler bak, ne olur? Bu zamana kadar yanımda babası, olmuşlar mı? Evet babası. Bunun babası bavulu verdi bunun eline. Sen git dedi öyle mi? Sen evet. Dedi nereye gidersen git dedi, istersen dedi sokakta dilen ne yaparsan yap dedi. Ya bu nasıl baba? Böyle çünkü baba mı olur? Çünkü niye dersen... Yanında büyümedi bu, hiç Esra Hanım. Bu insan, bak bu insan beni şimdi karalıyor ya. Ben dedim bak yayına çıkmadan önce dedim ki birbirimizi hiçbir zaman kötüleyemeyelim. Gerekirse dedim kardeş kalalım, gerekirse arkadaş kalalım. Ama ben seni istemiyorum. Tamam. Anasını isterim. Dövdüğü için istemiyorum. Anamı sen annene mi dövdün? Hayır. Hayır mı? Hayır. Sen nasıl annemi dövdün? Ufuk sana Ebru'yu döv dedi diye sen annemi dövdün. Lan yalan bağırı evine konuşma atan sensin. Ya. Ben mi? Evet. Bir dakika. Lan Allah'ım kurban olayım delileneceğim sen ben ya. Sen annene saldırdın mı? Hayır. Ya annesini benim dövüp sığınma evine dayısıyla beraber atan bir insan. Ya bir bu de bağlayın olmuş, ya. Ne zaman olmuş bu? Oluyor bayağı. Biz bununla ilk tanıştığımız zaman. Dayım kaç yıl dedi önce? Ki, 2 sene önce. Dayım buna dedi ki sana dedi yetki veriyorum dedi. Döv benim bacımı sokağa at dedi. Ya siz dövdüm gidersiniz ayı. Bu nasıl insanlar ya? Ya siz gidersiniz ya o gider yalan, dedi. Yalan konuşma lan. Yalan değil. Lan oğlum babanı bağlattırır mı? Bağlattır. Ananı da bağlattır. Hatta diğer yayında ne diyor annem? Bağlattır. Melisa'yla Muhammed diyor beni diyor sığınma evine gönderdiler diyor. Ananı niye sığınma evine Muhammed denen şahıs diyor beni diyor dövdü diyor. Lan bir tamam dakika, izlesinler. Ben şunu merak ediyorum. Senin annen Allah nerede? Allah Allah. Ankara'da. Ankara'da nerede? Sincan'da. Sığınma evinde mi? Hayır babamla birlikte. Sana, senle niye görüşmüyorlar? Benle niye görüşmüyorlar? Çünkü ben annemle babamla büyümediğim için şimdi de babam beni istemiyor. 15 sene boyunca ben anneannemle teyzemin yanında kaldım ya. Ondan sonra biz babamla tanıştık. Benim adımı istemiyor? Bile bilmezdi. Niye istemiyor? Annem kaçırmış beni. Hayır tamam sonra sana kavuştu diye evet. Daha çok istemesi gerekmiyor mu? Hayır istemedi. 2 yumurtayı bile benden esirgedi. Bir hafta gittim evlerinde kaldım. Hatta Akif'le evleri yakın yani birbirlerine. Onun evine de gidiyordum ben. Peki seni kızı olarak mı kabul etmiyor? Evet. Hatta... Kızım değilsin mi diyor? Evet. Bunu bebekken de dedi. Niye? Bilmiyorum. Esra abla hatta bebekken ben dedim bebekken de ki... dedi bunu. Ben bu 4-5 yaşlarındayken. Ya? Benim kızım değil bu. Evet. DNA testi yapsın o zaman. Yapsın. Ben söyledim. Ben bebekken söyledi bunu. Ben de biliyorum bunu. Nasıl bunu söyleyip annenle ilişkiye devam ediyor? Tekrar barıştılar. Biz Muhammed'le birlikte olduktan sonra, sevgili olduktan sonra annem babamla tekrar barıştı. Bir hafta ben annemin evine gittim. Annenin evine gittin. Nasıl davrandı annen sana? Annem ilk başta iyi karşıladı. Kendisi de bilir. Evet. Biz Akif'in evinden oraya yemek götürdük. Hani hep birlikte oturalım yiyelim diye. Sabah kahvaltısı falan yaptık. Akşam yemeği saati oldu. Ben dedim ki anne dedim siz normal yemek yiyin. Ben fazla bir şey yemeyeceğim. 2 yumurta kırayım onu yiyeceğim dedim. Annem hemen gitti babamın yanına. Kız 2 tane yumurta kırıyor. Biterse haberin olsun. Direkt bunu söyledi. Bu nasıl bir şey ya? Ben bunu duydum. Akif'e gittim. Niye ağlıyorsun dedi. Suratım asık ağlıyorum mutfakta. Ne oldu dedi. Annem böyle böyle diyor dedim. Tamam dedi gel dedi bizim eve gidelim dedi. O zaman da onu anladım. Şunu soracağım. Niye annen seni istemiyor? Bilmiyorum. Sormadın mı? Çocukluğumda da böyleydi zaten. Çocukluğumda da hiç istemedi. Sordun mu ona? Sordum. Ne diyor? İstemiyorum diyor. Çocukluğunu falan ben bilmem Esra abla. Annesinin babasının dediği kelime şu. Hatta ben bir kere evine gittim bunların. Babasına dedim ki Melisa burada gerekirse ben kalmam. Melisa dedi ki sen burada kal. Ben kalmam. Ben evim. Ne dedi sana? Evim yakın dedi. Babasının dediği kelime o evden dedi hep kaçıyor dedi. Başka yerlere gidiyor arkadaşlarına gidiyor ben, dedi. Ben babamın yanında kaç yıl yaşadım annesini ki? Annesini dövüyor dedi. Ben babası babamın dedi. Yanında kaç yıl yaşadım ki babamın yanından evden kaçacağım ben? Babamın yanında kaç yıl yaşadım babanın ben? Babanın dediğini ben diyor. Ben sana anlatmadım mı? Ben babamla büyümedim, annemle büyümedim diye. Tamam. Sana her şeyi kanıtıyla gösterdim. Tamam babanın bunları dediğini diyorum. Bunları bildiğin halde anneni burada niye oynuyorsun? Için diyorum, seni istemiyormuş niye oynuyorsun diyorum. Burada? Bağlansın. Ben annemi dövmedim.
geldim, tamam mı? Benim ayağımı kıran annem, bana şiddet gösteren annem, beni evde bırakıp da sokaklarda rahatsız kuzenimle dilenmeye çıkan yine annem. Tamam. Benle ilgilenmeyen yine annem. Tamam anne, senin kızının arkasında durmayıp da kızını başkalarına annelik yaptıran yine annem. Burada Melisa'nın bir dakika suçu yok. Çocukken, bebekken bırakmış. Ha. Ne yapsın tamam, bebekken bunu? Şey ben ne yapabilirim? Ki. Babasının dediğini söylüyorum. Ay babasının dediği de sen şimdi bebekken çocuğu bırakırsan çocuk sana büyüdüğünde iyi mi davranmasını adını beklersin? Bile biliyormuş. Bilmiyor Aleyna, Aleyna diyormuş. Aleyna diyordu benim babam benimle ilk karşılaştığında. Adını bile bilmiyor. Evet. Oh ne güzel. Bu babalara da ben çok şaşırıyorum gerçekten. Bazıları gerçekten bırakıyorlar çocuğu, hiç sanki ona ait değilmiş de gibi öyle, reddediyor. Yani annelik de, yani herkes de anne olmasın gerçekten. Bak, teyzem, ne demek ya? Teyzemle ben ne kadar kötü olursam olayım, isterse burada kanlı bıçaklı olsun, beni bu yaşıma getiren teyzemle anneannem. Anneannem öldü, rahmetlik oldu. Beni bu yaşıma getiren onlar. Annem alırdı benim kuzenimi dilenmeye çıkardı. Bana teyzem, anneannem bakardı. Benim ayağım kırıldı, beni teyzem götürdü hastaneye. Anneannem benim bakımımla uğraştı. Yani anne baba ne sana annelik ne babalık, evet, yaptılar. Erken yaşta bıraktılar. Ben onun ailesinden bu şefkati görmek için ona sarıldım. Onun annesi var, babası var, ablaları var. Ben tek çocuğum. Onun ailesinden ben bu şefkati görmek için ona sarıldım. Evine ilk gittiğim gün anneciğim, ablacığım diye pervane oldum önlerinde. Ama onlar beni böyle dışladıkları için ben bu hale geldim. Peki Akif, Melisa'nın gidecek yeri yok. Annesi reddetmiş, babası reddetmiş. O yüzden mi sen devamlı git diyorsun rahatça? Evet. Gidecek yeri yok. Niye toplum içinde beni rezil ediyor yani? O kadınla konuşuyorsun. Sen o kadınla konuşmayacaksın. Dört tane benim başıma güvenliği getiriyor. Ondan sonra ben trendeyim. Demek ki sen de fazla konuşuyorsun. Sen de üstüme saldırıyorsun. Ha. Ben ya sana diyorum, konuş bak, otelde olsun, dışarıda olsun, he, bir sürü insanlarla konuşuyorsun, ben de konuşuyorum, tamam, sorun değil onlar. Tamam. Benim zoruma giden şu, madem kadınla konuşuyorsun, he, benim fotoğraflarımı atıp niye kadına kötülüyorsun beni? Bu yanlış, bak sevdiğin kişiyi kimseye kötülememen tamam, lazım. Tamam, ben sana diyorum ki haklısın orada diyorum, kadın fotoğrafını istedi, dayını merak etmiş, tamam, dayını attım bak. Ben. Hayır. Bu arada Sevda Hanım bir hattımızda hala. Onunla da hani kapatamadık, şey yapamadık. Sevda Hanım. Evet, buyurun. Şimdi tabii ki siz de kendinizi yerine koyarsanız düşünün. Nişanlınıza devamlı bir kadın para yardımında bulunuyor. Üç günde bir ve sizi kötülüyor. Yani ve sürekli konuşuyorlar. Tabii ki bu bir kıskançlık duygusu oluşturabilir. Sizin yaşınız, konumunuz, evli olmanız bundan bağımsız olarak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bakın tamam, Muhammed burada o zaman riyakarlık yaptı, ikili oynadı diye düşünüyorum. Ama Melisa beni dinlemeden, ki ben ona para yardımı yapmışım, teyzesine ilk önce para yardımı yapmışım, bana sorabilirdi. Yani ispatı yok, bir şey yok, neden bana o kelimeleri kullandı? Ve ben o kelimeleri kullandığı için zaten onu avukata verdim iki gün önce. İkisini de vermiş. Tabii sen cevap ver, evet. Şimdi bakın, hatta, bir şey ve hatta Muhammed bana Melisa'nın tüm kişisel bilgilerini attı. Ne attı? Ceza, Ankara'daki aldığı cezayı 2 sene 6 ay hapis yazıyor. İsminle beraber niçin o adam yaralamış? Onu da adam söyledi. Yaralama onun değil. Bilgilerini bana kendisi adam attı. Adam yaralama değil. Bunu kim uydurdu bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Adam ben yaralama değil. Girmek istemem. Bu senin sorunun zaten. Teyzemin kartından 500 lira fazladan aldığım için. Teyzem kartını bana verdi, dedi ki 500 lira al. Ben de 1000 lira aldığım bana için kişisel verilerini şikayet etti beni. Şimdi gelelim resimlere. Resimleri ben Melisa'yı zaten resimlerde görüyorum. Ben bir dakika şunu anlamıyorum. Bir dakika Sevda Hanım. Sürekli bana Sevda Hanım bir saniye. Akif Bey. Siz neden bilgilerini, kişisel ya bilgilerini ablacığım, atıyorsunuz? Bu niye bak? Ben bunun açıklamasını yapayım mı? Sevda Hanım daha önce toplu bir kavgaya karıştığı için bana avukat bul dedi. Ben de hatta numarası bile var. Aradık, geçen aramadık mı? Sevda Hanım mı toplu kavgaya karışmış? Aynen, yaralamada toplu kavgaya karıştığı için Muhammed bana dedi ki avukat bul. Tamam ablacığım tamam, dedi. Tamam, kocası polis kendi... Aha. Melisa beni karıştırmayın. Sevda Hanım'ın kocası Melisa... polis değil mi? Polis mi polis mi onu bilmem. Bak Melisa şahit. Beni karıştırma, ben diyor, ben evliyim bilmiyorum. Diyor. Bak ben mesela evliyim diyor. Bana evliyim diyor, eşiyle şimdi konuşuyor. Şimdi de kadını kötülüyor Esra. Bir dakika abi, bir dakika ya. Bir dakikasına. Sen ondan delilendin. Bu ondan gıcık kaptı, ondan delilendi. Neyden, evli değil mi aslında? Ya evli mi evli değil mi onu bilmiyorum. Bak ben görüştüm, kocasıyla konuştum.
kocasını bilmiyorum. Bir adamla konuştum, ben evliyim dedi. Ondan sonra canlı yayında, TikTok'ta canlı yayın açtı. Ben evli değilim, kocam şehit oldu dedi. Demedi mi? Bir soralım Sevda Hanım, siz evli misiniz? Bakın, evet bakın, bakın ben şimdi TikTok, bir dakika müsaade ederse söyleyeceğim. Evet. Bir susabilirse, dayanabilirse iki dakika. Şimdi ben TikTok'a girdim. Benim eşim emniyet kökenli çalıştığı için ben ona dedim ki ben TikTok'a girebilir miyim? Gir dedi. Ama beni karıştırma dedi. Ben de o zaman seni rahmetli yapayım dedi. Tamam dedi. Rahmetli olduğunu söyleyeceğim. Tamam mı dedi. Ay, tamam dedi. Ama ben ilişkiler yani. Bu da çok doğru bir şey değil. Doğru bir şey değil tabii ki. 21 senelik evliyim. Siz avukatı Akif Bey'den mi istediniz? Hayır benim ben... Bakın benim avukatım var zaten. Akif Bey şu an yine yalan söylüyor. Yine mi yalan söylüyorum, o avukatı bağlattıracağım şimdi. Bakalım bağlattıracağım Akif Bey. Şimdi. Sizi kim kurtaracak Akif Bey? Benim avukat paralarımı da öderken size kim yardım edecek? Acaba o Ankara'daki sürekli sürekli sen diyorsun ki Ali Can'la Melisa diyorsun konuşuyor tamam görüşüyor mı? Diyorsun. Beni ilgilendirmiyor. Bak. Sen ikili oynadın. Ben Ali sana Can para gönderirken beni bu kıza kötüledin. Abi niye sen de kötülüyorsun. Sen de kötülüyorsun. Bir şey sürekli diyorsun Ali Can'la görüşüyor Melisa diyorsun. Yardım istesin hadi diyorsun. Sen kendin söyledin bana iftira atacaklar sana diye. Allah Allah. Sen bana telefonda evliyim diyorsun kocamla gecenin üçünde görüştürüyorsun. 10 dakika sonra canlı yayın açıyorsun millete diyorsun ki kocam şehit oldu diyorsun. Demedin mi Melisa? Demedi mi? Söyledi de ben Sevda Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Şimdi sen konuları saptırma. Konuları saptırma diyor ya adama bak ya. Hem beni kötüleyen hem ben sana para ben verdim. Ben zaten bir dakika şunu anlamıyorum. Veren İnsan bir saniye Sevda Hanım. Gece işte Sevda beni aradım Hanım. Anne. Bir saniye. Ya insan ben şunu anlayamıyorum. Hayatında olan bir kadını nasıl kötülüyorsunuz ya? Alican kim ya bir kere? Alican kim? Ankara'da Alican diye bir abimiz var. İstersen bağlayabilirsin. Tamam kim onlarla o? Onlarla birlikte bununla Sevda Hanım'la birlikte mahkemelik olmuş. Sevda Hanım diyor ki Alican abimiz diyor ki kesinlikle ne olursa olsun diyor güvenmeyin diyor. O çok yalan söylüyor. Mahkemelik zaten diyor. Ya bak biz öbür yayındayken... Ali Can'la Melisa'nın bir ilişkisi var mı? Yok canım yok abisi. Ben de konuşuyorum. O zaman niye Ali Can'la... Ben de konuşuyorum. O öyle diyor. Melisa'yla diyor Ali Can görüşsün iyi görüşsün diyor bana. O ne demek? Ne bileyim. Öyle diyor. Bu ne demek Sevda Size Hanım? Size diyor yardım eder belki diyor. Ne demek Sevda Hanım bu? Sanım. Hadi evet. Demedi de. Sevda Hanım? Sevda Hanım duyuyor musunuz? Melisa Hanım bir şey sormak istiyordu. Ne soracak? Hayır ben şunu sorayım. Bu Alican Bey'le siz görüşsün istiyormuşsunuz. Melisa Hanım görüşsün diyormuşsunuz. Bakın ben şimdi bu konular çok dışarı çıkmaya başladı. Alican Bey de girdi şimdi konuya. Ben onunla zaten bu konulardan dolayı onu da avukata verdim. Herkes şimdi Alican'ı karıştırıyorlar. Yani bu o da bağlanır yarın. Burası yani ben bu şekil yani benim konum şu an Melisa ile Muhammed'de ama tamam, o Melisa... Muhammed. Çok, ama Ali Can'ı şimdi siz söylediniz ya siz konuştunuz o yüzden Ali Can'ı biz zaten tanımıyoruz. Melisa sen sor sorunu Sevda Hanım'a. Benim sorum hem Sevda Hanım'a hem de buradaki seyircilere. Şimdi madem tamam Muhammed beni kötüledi size resimlerimi attı işte bundan eş olmaz bundan hanım olmaz falan dedi. Siz ondan büyüksünüz sizin ona söyleyeceğiniz şey sen bu kadınla yarın bir gün evleneceksin senin çoluğun çocuğun olacak. Deyip o telefonu kapatmaktı. Bir daha da arayıp para göndermemekti. Tamam, tamam ama peki tamam çok ben bunları söyledim zaten. Söylediyseniz neden halen peki, arayıp da para gönderdiniz? Bak Melisa dekontları beyaz CV'de sunayım sana da sunarım. Birini engellemek ya da evet, numarayı değiştirmek zor değil. Zaten, o bana engelledin mi? Engelledin mi? Allah evet, Allah Muhammed. Lan. Ben engelliyorum Almanya'dan numara yazıyor. Hatta bak mesajı bile gösterdim. Sen engelliyorsun. Ben engelledim ha. Hayır ya daha hayır mı? Benden para istiyorsun. Lan oğlum yalan söyleme ha. Yalan söyleme lan. Ha, ben seni engelliyorum. Tamam dedim Muhammed. Almanya'daki evet. Numaradan yazdın sen ha. Ya yazmamış mı ya? Neden para istiyorsun benden tekrar? Sen utanmıyor musun benden? Ya sus yalan konuşma yalan konuşma. Ha? Yalan konuşma. Sevda Hanım siz niye devamlı para gönderiyorsunuz ya? Allah Allah. Ben anlamam yani
Niye tamam. Sen 2-3 günde bir... Ben, bak hatta ben buna yazdım. Hem de bu kadar olay yaşayıp kızgınlık olup niye devamlı mecbur tamam, değilsin? Tamam neden almış? Tamam şimdi bak, şöyle soralım. Ben hiç hatta yazdım. Canlı yayında dedi ki... Ay bak, siz niye gönderiyorsunuz? Para alıp sen alışmışsınız. Sen alışmışsın rezil olmaya ama ben alışkın değilim. Sen alışkın. Bir şey söyleyecek buyurun ya. Söyleyin. Ha, siz sen alışmışsın kendini. Sevda Hanım bir şey soracak izleyicimiz. Sevda Hanım siz bu iki gence Muhammed'e ya da Melisa'ya para göndermişsiniz. Kurbanınızı da göndermişsiniz. Allah razı olsun. Yardımınızı yapmışsınız. Neden ondan sonra alakanızı kesmediniz, bir kenara çekildiniz? Yani. Engellemek ya da numarayı değiştirmek zor değil. Melisa'yı burada haklı görüyorum. Ben Melisa'yı haklı görüyorum. Bir kadın olarak evleneceği erkeği, sevdiği erkeği tabii ki kıskanır yani. Neden çekilmediniz aradan ya siz? Ya Allah'cığım bak şöyle bir şey oldu. Bir dakika bir erkek efendim Sevda Hanım cevap versin. Bakın Melisa Hanım o konuda ben onu objektif düşünürsem, empati kurarsam haksız demiyorum. O öyle lanse ettiyse elbette kıskanır. Ama sen Muhammed niçin ikili oynuyorsun? Ya ben ne diyor ama ne diyor ya? Para gönderiyor. Siz şu Allah Allah. Abla. Melisa, ikili oynamak ne demek? İkili oynamak ne demek? Yani ne yapıyor? Bana ayrı ona ayrı yani. Ha yani ikili oynadı. Bana deseydi abla. İşte Melisa'yı ara, beni artık arama. Tamam derdim sorun yok. Ama Allah bana Allah kalkıp da Melisa'yı kötüleyip de ya beni de Melisa'yı ona kötüleyip de... kötülemekten, mütülemekten değil ya. Böyle bir dakika yok. Beni dinlemiyorsunuz ki abi. Esra Hanım, baba... Öyle de niye gidiyorsun? Öyle konuşmayın. Madem senin baban ya öyle, niye gidiyorsun peşine? Niye kalacak yerim olursa babası, giderim babamla diyorsun. Adam ya diye haklı. Ben babasından kurbanlık aldım. Onun lan için yalan konuşma. Babamda kurbanlık bana yok. Yalan konuşma. Ben babamda kurbanlık yok. Ben suçlu Muhammed'i görüyorum. Şu an artık gözlerim açıldı. Bana Melisa'yı da bir daha kötüleme. Doğru. Ha Melisa bana 2 gün önce... Sevda Hanım şunu söyleyeceğim. Bence benim size nacizane tavsiyem şu olur. Bir kere evet, zaten sevgilisini ya da hayatındaki insanı kötüleyen insana asla güvenilmez bana göre. Hayatında tutuyor, yanında tutuyor, birlikte yaşıyor. Canım diyor, ciğerim diyor, ölürüm sensiz diyor ama size kötülüyor. Başkasının size kötüleyen en yakınındakini size de bunu yapar zaten. Bunu bir anlamak lazım. Bize yapılmasına gerek yok bazı şeylerin. Başkasına da yapıldığından bize de sıra geleceğini anlarız. O yüzden bundan sonra bence siz irtibatı tamamen kesin. Kesin bir daha ya da yani bu... Yani ben şuna da çok inanamadım yani. Hani ben gerçekten insanlara söylediğine şey yapmak istiyorum ama bir insan neden devamlı bir kişiye, demek ki siz de bu sohbetten memnun kalmışsınız ki devamlı sohbet irtibatta bulunmaktan. Çünkü yardıma muhtaç olan o kadar çok insan var ki, yardıma ihtiyacı olan. Neden 3 günde bir para gönderiyorsunuz? Ve devamlı size hayatındaki insanı kötüleyen biri. Burada bana tuhaf geliyor yani, izleyicilerimize de sormak lazım ama. Ve fotoğraflarımı falan da atmış. Sizce yani normal mi bu 2-3 günde bir fotoğrafını atmak? Fotoğrafını da mı atıyor? Evet, fotoğrafımı da atıyormuş giydiğim elbiselerle vesaire. Lan i̇şte elbise göndereceğim demedim mi falan diye. Elbise göndereceğim demedim. Konu farklı. Bir izleyicimiz söylesin buyurun. Allah. Bir çok tuhaf bir olay bu. Sevda Hanım'ın bir kere aradan zaten çekilmesi lazım. İnsan bir kere yardım yapar. Kurbanlığını da almış. Ondan sonra daha çekilmesi lazım. Ben bu arada Akif'i hiç doğru bulmuyorum. Hı hı. Her iki tarafla da oynayan Akif, Melisa'ya da diyorum ki sakın evlenme. Evlenmemesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Siz Pamuk Hanım? Melisa'nın Akif'le evlenmesini hiç sağlıklı ve sonuç görmüyorum. Çünkü neden? Sanki Akif hem onu hem diğer kadını elde tutacak gibi. Ablacığım elde tutmuyorum. Çünkü bak, hayır, hiçbir kadın bu konuda hiçbir erkeğe para gönderemez. Kusura bakmayın. Tamam, çok ben yanlış de diyorum bir ki şey. Çok ben yanlış isteseydim normalde, tamam. Bayan bak, bayana yardımlaşma olur. Normalde bak abla, ben bu kadınla ben konuştum. Dedi ki kadınla bana evliyim. Kadınla nasıl konuştun? Evli. Bir dakika. Bir dakika. Kadınla bir dakika, benim, anlatayım ondan sonra. Kadınla benim konuşmamı nasıl engelledin sen? Ne? Benim telefonumdan kadının hattım numarasını almış. Hattım var mıydı? Kadına da demiş ki Melisa şeytandır, senin paralarını yolar. Hayda. O yüzden yalan benimle konuştun. Yalan konuşma lan. Sor. Yalan konuşma. Sor. Sor. O zaman boğazımı sıktırmayaydın. Sor. Otobüsçülere 70 lira mı çaldın demeyeydin. Bence şimdi hem hafta sonuna da giriyoruz. Siz bir kendi ilişkiniz hakkında konuşun. Bana hani... dolmuşçuları da öldürdü beni, 70 lira mı çaldın? Yalan, bir dakika. Bak.
Bence ekibimizde ben rica edeyim, lütfen ayrı otellerde kalsınlar. Çünkü benim aklım kalmasın, bunları bir aynı odada oturtmasın, kalmasınlar. Ayrı otellere koyalım ki siz bir ayrı kalın, düşünün bu ilişki hakkında. Bir de hayatınızda olan insan hakkında başkalarına kötü konuşmayın. Kötü konuşacağınız insanı da hayatınıza almayın, hayatınıza yani tutmayın. Bu kadar basit bir şey yani, böyle bir şey. Hakim, seni otele gönderelim. Gel hakim, sen geç. Sen otur, otur sen. Otur Melisa. İbrahim Bey'i alalım. Biliyorsunuz İbrahim Bey yıllardır kızını görmediğini söylemişti. Gelin İbrahim Bey. Yıllardır